merhameti lütfu üzerinize olsun. Böyle ufak aksaklıklar yaşanabiliyor. Çünkü bir tane mikrofonumuz var. Bir tane daha olsaydı bunu yaşamayacaktık. Ama neyse iyi oldu. İsa Mesih'in isimlerinden bir tanesi İmmanuel. Ne de bu İmmanuel? Tanrı demek. Tanrı bizimle. Tanrı aramızda demek. Şimdi biz bu sözü, İmmanuel sözünü söylüyorsak sonunda da bir cümle daha söylememiz gerekiyor. Amin. Murat abi neredesin? Ses mi? Amin. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Tanrı bizimle. Amin. 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 Rabbin adına yücelikler olsun. Bugün ben de istiyorum ki İsa Mesih'in hayatını değineyim. Aslında bugün burada duyduğunuz ayetler, izlediğiniz görüntüler benim anlatacağımın dışında çok farklı şeyler değil. Ama biraz daha açıklamak istiyorum. Özellikle İsa Mesih'in adını bu şekilde bir kilisede ilk kez duyan kişiler için İsa Mesih'i açıklamak istiyorum. Ne oldu, nasıl oldu? Bilirsiniz bazı Türk filmleri var. Sürekli bir kehanetten bahsederler. Anlatırlar derler ki falan tarihte bir çocuk gelecek ve bizi kurtaracak. Birçok insanlar bunların peşinden gitmişlerdir. Evet gerçekten böyle bir şey var. Bunu da İncil'den yani daha doğrusu bunu da Tevrat'tan almışlardır. Tevrat'ta kehanetler var yani peygamberlikler var İsa Mesih hakkında. Bazı peygamberlikler az önce bu videoda da gösterildi. Dedi ki Yeşaya peygamber var. Yeşaya peygamber. İsa Mesih doğmadan 700 sene önce geldi ve İsa Mesih'in geleceğine dair peygamberliklerde bulundu. Bir bakalım kardeşler, aslında şunu bir sormak istiyorum sizlere. Düşünün bir ev var. O evde, o evin hanımı hamile ve doğmasına az bir zaman var. O evde nasıl bir atmosfer olur? Çok güzel. Bayram olur. Sevinç olur. Telaş. Telaş olur. Heyecan. Neşeli olur. Heyecan olur, neşe olur. Yani aslında bunların hepsi olur. Sabırsızlık. Sabırsızlık. Ama öyle biri vardı ki, öyle biri vardı ki, onun için dünya üzerinde bir telaş yoktu. Onun için dünya üzerinde büyük bir sevinç yoktu. Bu kişi İsa Mesih. Ama gökyüzünde büyük bir sevinç vardı. Tanrı İsa Mesih'i yeryüzüne göndermeden önce kendi meleğini gönderdi. Ve meleğin amacı Meryem'i ikna etmekti. Bir gün Rabbin meleği Meryem'le karşılaşıyor. Rabbin meleği Meryem'in yanına gidiyor. Ve diyor ki Tanrı melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir." dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Evet, Tanrı'nın bir planı vardı. İsa Mesih yeryüzüne gelmesi gerekiyordu ki insanoğlu kurtulsun. Ve bunun için ilk olarak meleğini gönderdi ve Meryem'i ikna etmesi gerekiyordu. Çünkü Rabbin peygamberlik sözlerinde diyor ki bu kişi bir bakireden dünyaya gelecek. Ve bu kişi Meryem'di. Ve melek Meryem'in yanına geldi. Meryem'e selam verdi. Ve dedi ki Tanrı'nın ruhu senin üzerine gölge salacak dedi. Hemen devamındaki ayette. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu verecek. Evet dedi, senin bedeninde Tanrı'nın ruhu senin üzerine gelecek ve senin bedeninde bir oluşum olacak. Bir nevi ne diyoruz? Bir nevi bir taşıyıcı annelik yaptı Meryem. Ve Rab ruhunu onun üzerine gönderdi. Dedi ki senin bedeninde dünyayı günahını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusu doğacak. Ve dedi ki yüceler yücesinin oğlu olacak. Yani Meryem bu sana ait değil.
yüceler yücesinin oğlu olacak. Meryem ne yaptı dersiniz? Başta korktu. Ondan sonra dedi ki ben Rabbin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun dedi. Ve Meryem bunu taşımayı kabul etti. Kardeşler şunu söylüyorum size. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele İsa Mesih'i taşımakta. İsa Mesih'i taşıyabiliyor muyuz? Evet belki bedensel olarak bizler hamile olmuyoruz. Ama yüreğimizde, içimizde İsa Mesih'i taşıyabiliyor muyuz? Evet. Size şunu da söyleyeyim kardeşler. Eğer bugün buradaysanız, bu sizin bedeninizin isteğinden dolayı değil. Keyfiniz buraya gelmek istedi diye buraya gelmediniz. Ya da bir tesadüf oldu da bir broşür gördünüz, bundan dolayı buraya gelmediniz. Emin olun bir plan var. Emin olun bir plan var. O gün Rab Meryem'le konuştu. Dedi ki sen hazır mısın? Sen bunu istiyor musun? Sen bu dünyanın günahını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusunu kendi bedeninde taşımaya hazır mısın? Meryem nasıl dediyse ben Tanrı'nın kuluyum. Bana dediğin gibi olsun dediyse. Eğer bugün bu sözü ilk kez duyan kişiler varsa kardeşler. Söylemek istiyorum ki bugün aslında Tanrı'nın bizden beklediği şey birer taşıyıcı annelik yapmak. O Mesih'i yüreğimizde, kalbimizde büyütmek ve dünyanın günahını ortadan kaldırmak için bunu kullanmak. Yusuf'u da ikna etmesi gerekiyordu. Melek bir gün gitti Yusuf'un yanına. Yusuf'la nişanlı ama daha evlenmemişler, nişanlılar. Melek gitti Yusuf'un yanına, Yusuf'a olanları anlattı. Ya işte falan gün Rabbim bir meleği benim yanıma geldi. Bana işte dedi ki, Meryem sen Rabbin lütfuna eriştin. Kutsal ruhu üzerine gelecek ve ondan gebe kalacaksın, bir oğul doğuracaksın. Size böyle bir şey söyleseydin ne derdiniz? Erkekleri soruyorsun herhalde. Yani. Yani aslında bu inanılması güç bir şey. İnanılması hemen hemen imkansız bir şey. Aslında Yusuf da inanmadı. Ne dedi? Belki içinden düşündü. Sen ne yaptın kadın? Sen ne yaptın? Düşündü. Evet. Ve aslında bir düşüncesi daha vardı. Matta bölümünde. Sessizce ayrılmak. Niyeti sessizce ayrılmak. Sessizce ayrılmak. Çünkü Yusuf için bir söz söyleniyor biliyor musunuz? Matta kitabında. Diyor ki Yusuf doğru bir insandı. Ve Meryem'i ilan etmek niyetinde değildi. Bu yanlış yaptı, bu hata yaptı. Belki işte bu bir zina işledi. Bunu insanlara açıklamak istemedi. Doğru bir insandı. Ben de Meryem'i gerçekten çok seviyordu. Meryem'in yok olmasını istemiyordu. Şöyle bir şey var kardeşler. O dönemde zina eden kadının cezası neydi biliyor musunuz? Başlanmak. Evet, böyle meydana toplarlardı. Hala bugün farklı farklı coğrafyalarda bunu görüyoruz. O kişi taşıyarak öldürürler. Yusuf buna razı gelmedi. Dedi belki olabilir bir yanlış yaptı. İnanmadı onun söylediğine. Meryem'in ona söylediğine inanmadı. Ama dedi ki olabilir ki bir yanlışlık yaptı. Ben bunu ilan etmeyeyim. Siz olsaydınız ne yapardınız erkekler? Yusuf'un yaptığını yapalım. Hiç kimseye söylemezdiniz. Sessizce ayrılırdık. Vay be. Ben size bir şey söyleyeyim ki. Bir söz duyup da hiç kimseyle paylaşmıyorsunuz. İnan bana zor. Ben inanmıyorum yani. Yusuf gibi olacağım. Hiç kimseye anlatmayacağım. Sessizce ondan ayrılacağım. İntikam derdik ya intikam. Nasıl olur beni aldatır? Yusuf iyi bir insandı. Yusuf gerçekten doğru bir kişiydi. Ve hiçbir zaman niyetinde Meryem'in yok olması yoktu. Peki sessiz bir şekilde ondan ayrılmak niyetindeydi. Ama Rabbin meleğinin yapması gereken bir şey daha vardı. Yusuf'u ikna etmesi gerekiyordu. Ve bir gece Yusuf'a rüyada göründü. Dedi ki Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Bakıyor gerçekten Meryem'in söylediği sözler rüyasında ona tekrarlanıyor. Çünkü
Rabbin ruhu onun üzerine gölge saldı ve o Tanrı'nın oğlunu dünyaya getirecek. Bakın kardeşler, yanlış anlaşılmasın. Tanrı doğmaz, Tanrı doğrulmaz. Biz de buna iman ediyoruz. 3 tane, 5 tane Tanrımız yok, 1 tane Tanrımız var. Biz de buna iman ediyoruz. Ama İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünü, Allah'ın sözünü insan alıp yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Gökten yukarı, gökten aşağı da inebilirdi ama insan gibi yaşaması da gerekiyordu. Bunlardan dolayı bu şekilde oldu ve Rabbim meleği Yusuf'la konuşmaya devam etti. Dedi ki onu kendine eş olarak almaktan korkma. Dedi sana bir görev veriyorum. Sen onun adını koyacaksın. Bakın ne büyük bir görev değil mi? Öyle bir peygamber var mı ki daha önceden diğer peygamberler onlardan olan söz etsinler. Öyle bir peygamber var mı ki yeryüzüne gelmeden önce gökte büyük bir sevinç oluşsun. Bütün melekler seferber olsun. Ve melekler sürekli geceli gündüzü çalışsın. Daha önce hangi peygamberde oldu bu? Şunu söylüyorum ki İsa Mesih peygamberden öte biri. Amin. Ve Yusuf'la konuşmayı sürdürdü. Dedi ki onu kendine eş olarak al. Sana bir görev veriyorum. Sen onun adını ne diyor? Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtardı. Bu ayrıcalık da Yusuf'a verildi. İsa Mesih'in adını koyma ayrıcalığı da Yusuf'a verildi. Ve kardeşler, Rabbin peygamberliğinde, Rabbin sözündeki peygamberliklerde şöyle bir şey vardı. Bütün peygamberliklerin de yerine gelmesi gerekiyordu. İsa Mesih'in Bethlehem'de dünyaya gelmesi gerekiyordu. Oysa bakıyoruz Yusuf ve Meryem Nasıra'dalar. Bunların kalkıp Bethlehem'e gitmesi gerekiyordu. Tanrı onlara diyebilirdi ki, evet bu peygamberlik sözü uyarınca sizin kalkıp Bethlehem'e gitmeniz gerekiyor diye bir şey söyleyebilirdi. Ama böyle bir şey olmadı. Rabbin sözünde geçiyor, diyor ki o dönemdeki Sezar Augustus büyük bir ferman yayınladı ve dedi ki ben halkı sayacağım. Hem Yahudileri sayacağım hem buradaki bölgedeki Romalıları sayacağım. O yüzden herkes ait olduğu köye, kasabaya ya da şehre gitsin. Ve Yusuf da Bethlehemliydi. Yusuf da geceleyin kalktı ya da gündüz kalktı, saati bilmiyorum. Meryem'le beraber yola çıktılar. Bethlehem'e geldiler. Bethlehem'de otel başka ne vardı o zaman? Han vardı, otel yoktu. Şimdiki 5 yıldızlı oteller yoktu. Hanlar vardı, muhtemelen 2 katlıydı. Alt katında ahır vardı. Öyle canlandırıyorum en azından kafamda. Hanları gezdi, konak yerlerini gezdiler. Hiçbir tarafta yer bulamadılar. Ne oldu, orası turistik bir yer miydi? Niye yer bulunmadı orada? İnsanlar akın akın oraya bir şeyler görmeye mi geliyorlardı? Bir nüfus sayımı vardı. Herkes oraya geliyordu ve muhtemelen gelen insanların orada ne bir evi, ne bir bahçesi, ne bir bağ, hiçbir şey yoktu. Gelen insanların konaklaması gerekiyordu ve bir otel gerekiyor, bir konuk evi gerekiyor konaklamak için. Yusuf'la Meryem geldiler, aradılar ama hiçbir yer bulamadılar. Acaba ne düşündüler o an? Biraz bir kafamızda bir canlandıralım, ne düşündüler? Tanrım sen neredesin? Bu nesilmiş kişi benim içime koydun. Doğdu doğacak. Bugün doğar, yarın doğar, doğdu doğacak. Ama bizim kalabileceğimiz bir yer yok. Rab bizden yüz mü çevirdi? Hani bizimle beraberdin? Benden önce gelen bu insanlar neden yer bulabildiler de ben yer bulamadım? Benim için bir yer hazırlayamaz mıydı? Dünyayı yaratan Tanrı onlar için handa bir oda ayarlayamaz mıydı? Hayır. Ayarlayabilirdi. Evet, her şeyi yapabilirdi. Dünyayı yaratan Tanrı'dan bahsediyoruz. Her şeyi yapabilirdi. Emin olun kardeşler, Rabbin sözünü eğer bir şey geçiyorsa bu boşu boşuna geçmiyor. Her şeyin ruhsal bir anlamı var. Mesih'in diğer insanlar gibi yatakta ya da hastanede uygun bir yerde, güzel bir yerde doğması gerekmiyor.
Ne oldu biliyor musunuz? Yer bulamadılar. Bulamadılar. Sadece bir ahır buldular. Ve gidip oraya sığındılar. Ve gerçekten Meryem'in doğum yapmasına az kalmıştı. Ve Meryem'in doğumu ahırın içinde oldu. Ahırda ne olur kardeşler? İnek. Kuzu, keçi. Ve bakın, Rab İsa Mesih kendisi için diyor ki insanoğlunun başını koyabileceği bir taşı bile yok. Gerçekten yoktu. İsa Mesih ahırda doğdu. Bir yatağı yoktu. Kundağı sardılar. Hayvanların yem için kullandıkları yemlik var ya, oranın içine de beşikliği yatırdılar İsa Mesih'i. İsa Mesih böyle bir yerde doğdu. Ve Rabbin meleği hala durmuyor kardeşler. Rabbin meleği hala hareket ediyordu. Nereye gitti bu kez? Dağdaki çobanların yanlarına gitti. Az önce gördük ya, görüntüde. Çünkü bunu çobanlara da söylemesi gerekiyordu. Neden? Çobanlara dedi ki, melek çobanlara göründü. Dedi evet siz koyun gidiyorsunuz burada. Hayvan otlatıyorsunuz. Gün gelecek bu otlattığınız hayvanlar tapınağa götürülüp günah kefareti olarak kesilecek. Bunun için bu hayvanları güdüyorsunuz. Ama size söyleyeyim, bugün sizi güdecek bir çoban geldi. İsa Mesih'in bir ismi neydi? İmanuel. İyi çoban. İmanuel vardı, iyi çoban. Bak, başka ismi daha, İsa Mesih kendisinden iyi çoban diye bahsediyor. Yuhanna 10. bölümde diyor ki, ben iyi çobanım. İyi çoban, koyunları uğruna canını veren çobandır. Onlara da diyor ki siz çobansınız, siz bu koyunları güdüyorsunuz ama sizi ben güdeceğim. Sizi güdecek bir çoban doğdu bugün. Onun müjdesi verir diyor çobanlara. Ve çobanlara dediler ki size bir işaret. Melek çobanlara dedi size bir işaret. Yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Sanırım o dönemde adet değildi. Herkes yeni doğan bebeğini yemlikte yatırmıyordu. Mümkündür ki tek bir tane bebek vardı yemlikte yatan. Ve gittiler aradılar. Onu buldular. Yemlikte yatan İsa Mesih'i buldular. İsa Mesih diyor ki bir sözüne Tanrı İsa Mesih için Rabbin sözüne bir ayet geçiyor. Diyor ki Tanrı kuzusu. Hatırlıyor musunuz? Tanrı kuzusu. Kuzu nerede doğar kardeşler? O gün eğer bakın o gün eğer İsa Mesih o ahırda yemliğin içinde doğduysa bu yer olmadığı için değil kardeşler. Orada dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusunun bu yemlikte olduğunu göstermek için oldu. Ve çobanlarla konuşan melekler şöyle diyorlar. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk beliriliyor. Bir tane melek vardı çobanların yanında. İlk çobanlara göründüğü zaman bir tane melek vardı. Çobanlar onunla konuşmaya başlayınca birden çobanların gözü açıldı. Diyor ki göksel ordular. Bakın bir tane melek de Rab işini yapmadı. Bütün göksel ordular seferber olmuş. Ayette geçiyor. Diyor ki birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik, esenlik, esenlik olsun. Amin. Amin. Meleklerin müjdesi gerçekten çok netti çobanlara. Çobanlar gittiler ve meleğin onlara gösterdiği gibi İsa Mesih'i yemlikte yatar halde buldular. Ve onun önünde eğilip ona secde ettiler. Bakın kardeşler, alışılagelen peygamberliklerden farklı. Bilinen peygamberlerden farklı İsa Mesih. Doğumu farklı. Yeryüzüne gelişi farklı. İsa Mesih bir anne ve bir babanın planından ortaya çıkan bir ürün değildi kardeşler. İnsanlar bir çocuk yapmadan önce karı koca oturup konuşurlar değil mi? Hadi bir çocuğumuz olsun, biz ne zamanına geldi, olsun işte evde yürüsün, evimizin neşesi olsun diye insanlar karar verirler. İsa Mesih bir anne ve bir babanın ortak planının ürünü değildi kardeşler. İsa Mesih tamamen
Tanrı'nın bir planıydı. Dünyayı günahtan kurtarmak için gönderilecek kuzuydu kardeşler İsa Mesih. Ve hamdolsun, hamdolsun bugün Rab İsa Mesih doğdu. Amin. Yenilikte doğdu. Ama o dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu aynı zamanda dünyanın kralıdır. Amin. Amin. Rabbin adına yücelikler olsun kardeşler. Amin. Rab sizlere bereket etsin.